Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Ruby Çağrı'nda oynuyorum. Ben ilk zamanlar şöyle sıfırdan bir başlangıç yapmayı düşünüyordum da. O zamanlar çalışıyordum. Bir işim vardı yani. Böyle çok fazla vaktim yoktu. Şöyle akşam saatlerinde işte 2 saat, 3 saat o tarz bir şekilde oynuyordum yani. Ufak ufak. Yani o ilk gelişmeleri gösteremeyeceğim belki ama hani şu şekilde söyleyeyim. Zaten şu anda YouTube mecrasında herkes o şekilde videolar çekti. Hani ben de şimdi çekseydim bile hani şu ilk etapta insanlar sıkılabiliyor. Belli bir aynı şeyleri izleyip mesela ilk adam geliyor. İşte eşyalarını alıyor, ne bileyim, gidiyor artı basmaya falan çalışıyor falan filan. Yani ilk gelişmeler her zaman zordur. Hem izlemesi biraz keyifli olsa da hani zordur yani. Hani mesela ben kendi şahsım adına konuşayım. Çoğu zaman mesela videoları izlerken hep böyle işte ata ata, ilerlete ilerlete izlediğim için hani ben de sizi kendi yerime koydum, hani izlemek isterseniz eğer bu şekilde bir başlangıç yapayım dedim. En azından çağları kendim kastım. Bunları da size söyleyeceğim hepsini. Ne işe yaradıklarını, hani ne kadar para kastığımızı falan filan. Ben daha yeni başladım. Hani şunun bir buçuk hafta falan yani sürdü başlamam. Ha bir de şöyle bir şey var. Yani bunlar, burası Ruby yani arkadaşlar. Yardımsız hepsiz. Şimdi denmez. Çünkü sonuçta giriş bile paralı buraya yani. Hani girdiğiniz zaman para veriyorsunuz, giriyorsunuz. Öyle bir durum var. Biz de şimdi bütün hesaplarımıza para yatırdık şimdi. Hani buna birer kayıp yatırdım herhalde girişte. Hani 400'ü giriş bedeli, 400'ü de kalsın dedim de. Gerçi kalmadı, onları da size anlatacağım ufak ufak. Hani ne yaptım? Öncelikle kendi şu asıl çarımı soktum oyuna. Bu Bagjanamo'daydı bu hesap bu arada. Bunların hepsi aynı mailde bu arada, hani eski hesaplar. Zamanında Bagjanamo'da oynamışım, yine aynı şekilde okçu farmı yapıyordum Bagjanamo'da. Ha burası için de aynı şeyleri giriş olarak arkadaşlar, yani çok zor, burası çok kalabalık bir server. Metin keserek, ne bileyim işte, etkinliklere katılarak ilerlemek çok zor. Bunun ekstra bir geliriniz olması lazım ki ben de işte içerik üretmeye hani niyetlendiğim için. Hani bu içeriklerin altyapısı olması lazım. Mesela para gelmesi lazım bir yerden, sabit. Hani şu şekilde ben 3-4 gündür aslında bitti, daha yeni bitti çar kasımlarım. Hani bunların arkasında bir 4'er tane hesap daha var. Hani şu hariç. Şunun arkasında daha 2 hesap var. Onları daha kasacağım. Hani şunun. Hani 5. Bir ID. 5 tane çar girebiliyorsunuz bir ID'de. Hepsi kasılmış bunların. 5 tane 30 level. Tek başıma kendim kastım. Ha nasıl kastım? İlk başlarda işte çark çevirdim. Şöyle göstereyim. Gerçi çark kalmadı da. Şurada çark var. Gerçi bir tane daha gelmiş de bu değil. Hani ben ilk geldiğim zaman 1,5-2 hafta önce başka bir çark vardı. Çevirdim. Hani güneş özütü çıktı. Para yapacak, won yapacak. Ne bileyim işte işte o zaman tombala da vardı. Tombala da oynuyordum ben düzenli. Tombaladan da şey geldi mesela. Buz tılsımı geldi falan filan. O şekilde para, hani epi paraya, nakite o şekilde çevirebildim. Onun haricinde işte biraz da ticaret yaptım, al sat yaptım, artı bastım eşyalara. Hani aldım mesela pazardan abonos küpedir, ne bileyim işte ölümcüldür vesaire, gümüş bilezik, bunları alıp ya artı basarak sattım ya da ucuza aldım pahalıya sattım. Yani piyasası neyse o şekilde oldu. Onları da hani ilerleyen süreçlerde geçeriz, al sat yaparız, ticaret yaparız, bu hesabı geliştirmeye çalışacağız en nihayetinde. Hani şu andaki amacım günlük, zaten şu 5 arkadaki, hani 5'er taneden hesaplayacaksınız. 4-5 saat sürüyor kor görevlerinin bitmesi günlük. Ben bunu 4 gündür yapıyorum. Bugün aslında 4. gün olabilir. 4 gündür yapıyorum. Bugün de zaten görevlerini yaptıktan sonra sizle beraber korları daha yeni, yani şey yapmaya başlayacağız. Çevirmeye başlayacağız. Daha asıl altını almadım yani. Ne kadar para gelecek, neydi, ne olacak göreceğiz. Ya ben şu anda hani itemleri de size ufak ufak göstereyim. Ben bunu aslında işte çağları kasayım diye ateşli itemler almaya çalıştım. Al sat yaparak. Şu kası kendim getirdim. O işte eplendere gitti dedim ya. İşte kaska gitti, ne bileyim, ateş tılsımı aldım. Ondan sonra hani şöyle bir ayakkabı yapabildim. Ateşli. 1000 KP, 5 kritik. Ha şöyle bir tahta kolye bastım. Ha gümüş bilezik de zaten pazardan aldım herhalde bunu. Aynen. Şöyle bir beşgen kalkanımız var, sersemlikli. 10 hayvanlı. Hani yine zindanda iş yapsın diye, hayvanlara karşı güç, Epsun zindanda iş yapıyor. Örümcek zindanında.
Şöyle de güzel bir hani kendim getirdim. Bunlardan hariç hani birkaç tane daha çark asmıştım. Onları geri sildim gerçi de 40 level'a. Onların efsunlarını kullandım. Bunu düz almıştım herhalde bir Bivon'dan. Böyle bir efsun geldi. Bu da işimize görür idareten. Ha, çok uzattım girişte. Bunları size söylemek durumundaydım. İsterseniz lafı fazla uzatmayayım. Ben şöyle farmıma başlayayım. Beğenirseniz hani hoşunuza giderse mutlu olurum. İlk video çekişim bu arada. Hani acemilik olabilir. Dilim sürçebilir. Kusura bakmayın. Hani ilk gün. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar sonuçları da şöyle sizlerle birlikte koyayım. Hani nasıl koyduğumu da görün. Şöyle alıyorum buradan kor görevini. Buradan şöyle hani koyduğum yeri de göstereyim size. Diğerleri de kasılıyor burada. 4 tane çar var işte. Bunların da yanlarında 5'er, 4'er tane daha var. İşte 30 level. Toplamda 18 tane çar var. Bunlar işte 3 saat, 4 saat bazen işte düşme şeyine göre değişiyor. Şöyle hafif yürüdüğümüz zaman zaten. Bunların işlemlerini size göstereceğim şimdi. 2 saat 2 gibi başladık işte. Hani saatte şurada. Şunu ETP'ye alalım kaybolmasın da. Zaten zor düşüyor. Ha, şu ölümcülleri de topluyorum ben. Ha, bonus küpe de düşüyor bazen. Onları da şimdi size söyleyeceğim. Şöyle şuraya koyayım. Açıyorum. Hepsine şöyle deri kapşon yaptım artı 9. Hani yaptım dedi, bazılarını yaptım. Çok zarar edeceğimi fark ettim yani. Sonra satın almaya başladım şeyden. Anmaya falan başladı. Şöyle deri kapşon artı 9. Savaş kalkanı artı 9. 18 level'lık şeyler işte zırhları. O da artı 9. Şöyle bilezik artı 6, küpe artı 7. Bu saldırı hızı için, bu da işte çeviklik için şeylerini artırıyor. Şu da gelip giderken hani hızlı gittim gitsin gelsin. Öyle ayakkabı bastım. Hepsini aynı şekilde yaptım yani. O şekilde dediğim gibi bazen böyle işte ölümcül düşüyor, abonos küpe düşüyor vesaire. Onları da biriktiriyorum yani. 4 günde biriktiriyorum hatta. Bugün onları basarız size beraber artı. Ayrı bir içerik çıkmış olur. Şimdilik ben bu şekilde devam edeyim. Item falan düşüyor. Artırı ne bileyim. İşte Epsonu güzel item düşüyor. Düşerse falan kayda girerim yine böyle. Hani ara ara canını sıkmadan o şekilde devam ederiz. Arkadaşlar bir de araya girdim şöyle. Bakın mesela yandaki arkadaşı nasıl düşmüş mesela. Ben de aynı zamanda başladı hemen hemen. Ona mesela bakın nasıl dolmuş 2 dakika. Yani 2 dakika bile değil, 1 dakikada falan şöyle düşüyor. Yani yüksek ihtimal hani site eldiven de var. Ben bunlara bu arada site eldiven de çektim. İçerisindeki heplerle. Ondan sonra ha bana da kötü düşmüyor ama ona bakın sana yani daha yeni başladı. Az önce başladı ya benden sonra neredeyse ben bitirdim ama hani o gelir gelmez bitirdi yani ilk görevini. İçtemlere mesela bileziğe 20 eşya düşme, küpeye 20 eşya düşme geliyor. Bunları da yani ilerleyen zamanlarda almam lazım şu ikisini. Arkadaşım büyük ihtimal hani asıl çarı da vardır. Hani ormanda falan eldiven de düşürüyordur. Yani ben de onları yapmam lazım. Ben bir arkadaşa eldiven düşürttürdüm ama 3 saatlik eldiven 2 günde bitti yani. Hani birinci ikinci gün kullandım. Bakın bugün yok mesela. Bugün bitti yani o dayanmıyor. Bir de 30M düşürüyorlar arkadaşlar yani. Az para değil 30M. Yeni başlayan birisi için. Ben para kasmam lazım yani. Her birine birer tane demek. Yani 5 ID var. 1,5 won yapıyor. Bir de yani 2 gün sürüyor. 2 güne 1,5 won mantıksız gibi yani biraz. Mesela aha biri vuruyor mu bana? Ne oldu bak bak. Niye şimdi serbest aldı şimdi kardeşim? Ne güzel kasırlıyorduk yani. Bir sürü slot var yani. Ben şuraya gidiyorum, buraya geliyor. Şuraya geliyorum, buraya geliyor. Ha ne gerek var yani? Geçimsizliği anlamadım ki. Normalde burada ikişer çar kasılıyor. Bütün sürü şeyler CH'ler o şekilde yani. Biz de yeni başladık kardeşim yani. Ne bileyim yani haklı mıyım haksız mıyım arkadaşlar, yorumlarda görürseniz yazın yani. Mesela şu altın ayakkabılar da 2000 ipili falan çıkıyor bazen. İyi paraya gider. Mesela dün bir tanesi geldi 75 level. Ha, küreler de ediyor para bu arada da. Yabani uşak ve güçlü yabani deliler ediyor daha çok. 10-15M arası falan satılıyor yani. Dün bayağı bir düşürmüştüm. Neyse. Abi dün bir tanesi geldi 75 level. Şuradan böyle geçerken benim çarı kesti. Bir şey demedim, kalktım. Bir daha şöyle şuradan geçerken yine kesti.
Yine bir şey demedim. Kalktım, devam ettim. Geliyor, gidiyor, kesiyor beni. En son yazdım, dedim kardeşim derdin ne yani hani? Sebebi ne bunun yani? Niye böyle yapıyorsun falan? Adam bir takıldı bana. Bırakmıyor da, gitmiyor da. Ya diyorum kardeşim işin gücün yok mu? Para kas, bir şey yap, farm yap. Ne anlıyorsun yani şu şarı yatırmakta? VS'lik değil, bir şey değil. Bu arada kendisi de VS'lik değil. Yani 75 level'da ölümcül zırh takıyor. Tamam yani Efsun'u bilmiyorum ama ha şundan dolayı VS'lik olmadığını söylüyorum. Burada aynı şu arkadaş gibi bir tanesi daha vardı dün. Şöyle kasılıyor şurada. Onun çarını da yatırmaya başladı benimle beraber. Arkadaş da yan çarını getirdi. Habire buna tek atıyor. Habire buna tek atıyor. Bir saat uğraştık ya. Bütün korların, çarların işte kor hesabı bitti. Hepsininki bitti. Bir bu kaldı ya. Şu beni uğraştırdı yani. Böyle de işte bazen yani oluyor. Mesela az önce kasılıyorduk şurada arkadaşlar. Ne oldu bir anda? Hani bayağıdır da hiçbir şey yoktu yani. Bir anda serbest aldı daldı işte. Değişik bir oyun yani. Bu şekilde bunlara katlanmak durumundayız. Neyse uzattım çok. Herhangi bir aksiyon olursa yine kayda girelim. Evet arkadaşlar işte bir tane seninki bitti hemen. Onu götürelim. Diğeri çarına geçsin. Bakın işte yaklaşık 40-45 dakika 1 saat aralığında bitiyor. Hani 5 tane hesap var işte. Bazen 30 dakikada bir tanesi bitiyor diyelim. Hani toplamda işte 4 saat, 3,5-4 saat sürüyor yani. Bazen 4,5 saat oluyor. Hani şu 4 günde ettiğim tecrübe yani edindiğim. Geliyorum mesela buraya. Ekstra olarak mesela küre düşmüş onu koyuyorum. Şunlar çok iyi para ediyor. Anlamsız bir şekilde bilmiyorum. Bunları da koyalım. Bu şekilde diğer çara geçeceğiz. Buna bak ta kaç tane getirdiler abi ya. Bu kadar da olmaz ki kardeşim. Bundan atarım hemen karakter. 16'ya da 17'ye gireceğiz. Gidelim. Kor görevimizi alalım. Şunlar şurada kalsın ki yerimizi kapmasınlar. Şu şey yapana kadar. Neyse ben bunu koyayım arkadaşlar. Herhangi bir şey olduğu zaman kayda girelim. Evet arkadaşlar. Tüm hesaplarımızın ikinci turuna başladık. Hani yaklaşık tam tamına hani 2 çeyrek geçe falan koymuştuk hepsini zaten. Yine bak 3 çeyrek geçiyor hepsi. Toplamda birer saatte bitmiş yani 4 hesap. 3-3,5 saat sonra bitecek gibi duruyor. Bakalım. Ya arkadaşlar bizim acilen şu top olayını çözmemiz lazım ya. Az önce bir arkadaş geldi. Şu var ya şu. Benim gibi her CH'ye giriyor. Bak patır patır yokken düşüyor şu anda. ETP'ler. Toplayayım hatta. Arkadaş bir başlıyor kasmaya. Bana bir tane bile düşmüyor ya. Hem benden daha fazla vuruyor slota. Slotu da kesiyor yani. Hem de bir drop düşme muhabbeti var ya. Yani baksanıza. Kimse yokken bana da atıyor patır patır. 19 oldu. Ama o bir geliyor, ne drop alabiliyorum ne slot kalıyor. Bizim bu drop olayını çözmemiz lazım acilen. Yokken, yeni geldi daha, atıyor. İyi atıyor yani, ortalama yani, öyle söyleyeyim. Bir saati buluyor da, drop olayını bizim çözmemiz lazım. Şu küpelere, küpeli bileziğe bizim şey getirmemiz lazım. Olacak gibi değil ya. Onları getirsek, zaten 10-15 dakika kar etsek birer hesaptan, yani 5 hesapta nereden baksan bir saate gider. Bir saat karımız oluyor yani. Zaman çok değerli. Buradan çıkacak paraya bakayım ben. Ne kadar geliyor? 4 günde mesela ne kadar kasmış? Gerçi şansa bağlı. Korların geçme durumu var. Sonuçta üste atacağız biz. Şans yani ama günlük 5 tane hesaptan 5 kere 5 25. Bir ID'den 25 100. Hadi bir tanesinde 2 tane hesap kasırmadı. 2 tane eksik 18 çar. 2 tane eksittiğin zaman yani günlük 90 tane kor kasıyorsun şöyle. 4 saatini alıyor ama İşte getirisine bakacağız. Bakalım ya. Duruma göre yakut 4-4,5 bon. Yani. Olmazsa iş bir bitsin. Pazar yerine doğru gideriz. Bakarız ne yapabileceğimize. Duruma göre ben yine ara ara böyle konuşmak için kaydı başlatırım. Evet arkadaşlar. Bir tur daha bitti hepsinin. Üçüncü turumdayım ben şu anda. Hani üçüncü çarlarımdayım. Saat de zaten 4'ü çeyrek geçiyor. Bak yine aynı hep çeyrek geçir. Çeyreğe denk geliyor. Yani aşağı yukarı bir saatte bir çar bitiyor yani. Arada bir göstereyim dedim. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar. 38 dakikada bitirdi mesela bu. Ya adam olmayınca tek başınıza olunca böyle 38 dakikada bitebiliyor işte bu şekilde. Bunu da böyle göstermiş olalım. Evet arkadaşlar. Şu iki tane çarı eksik olan demiştim ya o bitti şu anda. Bunların hepsi bitti. Buna girelim şimdi. Bazı itemleri üzerimize alalım. Şeyi aktaracağız çünkü. Pazar çarına asıl çarı aktaracağım. Böyle mesela ölümcül 2 tane düşmüş bugünlük. Şunları da üzerimize alalım. Zaten başka çar olmadığı için bundan başlarız yarın. Şu yabani dili düşmüş mesela. Madencilik düşmüş. Onun dışında başka bir şey yok. Kapatalım. Bunlar da üzerimizde kalsın yarın için. Bunlar pazarlık. Şimdi bunu götürüyorum şu ortaya.
Diğerlerinin işi bitene kadar burada kalıyor. Ya da karakter dağıtabilirim, fark etmez. Zaten toplu bir şekilde en son hepsini toparlarken kayda gireceğim zaten her türlü. Bu çağrıla iş, bu ID ile daha doğrusu işim bitti. Dediğim gibi bunun yan iki tane daha hesabı var. Onları da 30'a kasacağım. Müsait bir zamanda kasarım. Şimdilik dursun. 20 çar değil, 18 çar ETP yapıyoruz işte. 2 çar eksik yani. Devam edelim. Evet arkadaşlar, korkasım işlemlerimiz bitti. Saat aldanmayın, birkaç işim vardı, onları hallettim. Yani bunlar şöyle aşağı yukarı 1 saat, 1,5 saat oldu biteli. O da işte yani saat 6 gibi falan bitmiştir hepsi. 6 içeri geçe falan filan. Şimdi diğer çarlara geçelim şöyle. Arkada zaten hepsi de, şöyle tek tek açayım ben. Toplayalım. 4 günde kaç tane kol yapmışız. Mesela bu ID'de hemen yani şöyle hesap makinesini açayım ben. Şimdi. Bu çarda 105. Bu çarımızda 101. Şu çarda 20, 40, 60. Aynen bunun iki tane çar olmamıştı ya. Bundan dolayı biraz az bu. 20, 40, 60, 61. Artı 61. 90, 100. Tam 100 tane bunda da var. Artı 100. Toplamda 367 tane kor. Ben şimdi arkadaşlar bunların hepsini açayım. Ender'de menderde görüşürüz. Arkadaşlar durum içten acısı. Yani ben bu kadar yanacağını hiç beklemiyordum. 400-367 tane kor açtık. Yani tamam altyapımız yoktu, sıfırdı ama bu kadar da ben yanmasını beklemiyordum şahsen. Bir bakalım sizlerle beraber. Ha, daha bir de üste atacağız yani. Ender'e kadar getirdim ben. Yani birinci hesabımızda bakayım para var mı? 107 kadar. Şuradan hemen bir para alayım ben yani hesaptan. Yani ben bu kadar yanacağını asla tahmin etmezdim yani. Şu enderleri bir üste atalım. Belki oradan yakut makut bir şeyler gelir. En azından kurtarız paçayı. Elmastan zaten basamıyoruz. Yakuttan bir kere basıyoruz. Yeşilden bir tane basıyoruz bu ilk hesapta. Safirden. Aa safir üste atmamışım. Bir saniye hemen atayım. Bunlar zaten gelmedi. Bir tane geldi. Ondan sonra Grenadan atabiliyoruz bir üste. Bir de Onyx'ten. Atalım şöyle. Onyx'ten başlayalım. Yandı. Yakut geçer mi? Yakut geçti, güzel. Oradan bir 4-4.5 bon geldi. Yeşim geçti, güzel. Grena'ya bakalım. Grena yandı. Sıkıntı yok. Altyapısı olmuş oldu en azından. Hani 4 günde bilmiyorum. Ben uzun zamandır oynamıyorum bu oyunu. Hani siz benden daha iyi bilirsiniz gerçi. Eskileri varsa burada beni şimdi izleyenler. Onlar da yorum yaparsa hani direktif falan onlara da açığım yani. Ne yapsam daha iyi olur falan filan. Bunun taktiği falan var mı hani bilmiyorum. Yani şu anlık durum bu. Üstüne atacak bir şey kalmadı zaten. Ya şunları geçenleri bir yan karakterime vereyim. En son hesaplarız zaten. Mas geçmedi. Yakut geçti. Vallahi Yakut'un geçmesi güzel oldu aslında. Beklemiyordum şahsen. Başka da geçmemiş. İki tane geçmiş bundan sadece. Aynen öyle. Bunu verelim. Ondan bir çıkış yapalım şundan. Bunda işimiz kalmadı. Ha şunları vereceğiz daha. Pardon. Bunları da vereyim. Bunları da ya bugün basacağım ya da sonraki videoda basarım. Çünkü çok video oldu video. Bunları daha düzenleyeceğim ben yani. Sen fasulyesini de verelim. Hepsini pazara atacağız. Tamam şimdilik başka bir şey kalmadı. Bundan çıkış yapalım. Gelelim ikinci hesabımıza. Para var mı? Var. Para basmak parası var. Yani bu elmas çok zor geçti. İnşallah yakut açığını kapatır. Yakut bunu deneyemiyoruz mesela bununla. Yani bunda bayağı bir geçmişti diye hatırlıyorum bundan dolayı. Ama işte endere geçerken yandı daha çok. Niye biraz geçmiş bu kadar? Neyse sizlerle beraber üstü atalım. Safir deneyebiliyoruz. Atalım. Geçmedi. Geçmedi. Grena o da geçmedi. Onyx'te basamıyoruz zaten. Maalesef arkadaşlar bununla hiç basamadık. Acaba üstü atmadığım mı var diyorum da yok abi yani. Çok aşırı yaktı. Yani kendimi avuttuğum tek konu var, o da altyapısı olmuş oldu. Onun haricinde başka yapacak hiçbir şey yok. 4 günlük farm. Bilmiyorum sizce çok mu yaktı, bana mı çok hani denk geldi bilmiyorum. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz hani. Dediğim gibi ben 10 yıldır oynamıyorum bu oyunu. 10 yılı geçti hatta yani. TR'ye oynayalı. Şimdi bundan da çıkış yapalım. Buna da işimiz kalmadı. Bir tane elmas basabiliyoruz. Yakut basamıyoruz bunda herhalde. Aynen yakut hiç geçmemiş. Yeşim de geçmemiş. Safir basabiliyoruz. O kadar. Elmas ve safir. Bir de var ya bu bunda bir daha iyi çıkmış önceki çara göre. Bunda da bir de 60 kor olan hesap bu ya. Düşünün. Bunda yine iyi çıkmış yani. Elmas geçti, bravo. Bir de zaten bu vardı. Bu da geçmedi. Sağlık olsun. Zaten bunda 60 kor açmıştık bu hesapta. Bunda da şeyleri aktaralım. Elmas geçmişti zaten. Başka geçen bir şey yok. Aynen. Biraz ölümcül kasmıştık en son. Deli. Madencilik. Arkada bir şey yok.
Tamam. Bundan da çıkışımızı yapalım. Bununla da işimiz kalmadı. Son bir çar kaldı geriye. Parası var mı? Bunun var. İyi. Bakalım. Bundan ne alacağız? Elmas basamıyoruz yine. Yakut basabiliyoruz. Safir. Onyx. O kadar. Safirden başlayalım. Safir yandı. Yakut geçer mi abi? Yakut da yandı. Yakma be. Şu yakut olsa var ya çok güzel olurdu ya. Eyvah eyvah. Onyx de yaktı. Yani bunda hiçbir şey geçmedi mi bunda? Oo, bunda hiçbir şey geçmedi. Ya işte dediğim gibi neyse. En azından altyapı yaptık. Artık felaket çok yaktı yani. Ben hiç bu kadar beklemiyordum yani. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. İlk hasılatımızı da bu şekilde almış olduk. 4 günlük hasılat. Bakalım. Onu da ben bir toparlayıp tekrardan kayda girerim. Arkadaşlar ben normalde hani bu hesaplamalardan sonra video kapatacaktım da işte ölümcüller, abanos küpeler falan filan bunları da yerden topladığımız için ben en azından biraz artı basma malzemelerini toparlayayım. Bunları da bir artıya basayım. Hani duruma göre hepsini bir toparlayayım. En azından toplam bir kazanca bakalım. 4 gündür 4 günlük farmımızın hani sonucu nedir? Hep birlikte görelim. Ben onları halledip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir toparladım envanteri falan. Şöyle ne kadar kastık 4 günde falan. Hepsi burada. Malzemelerini biraz fazla aldım. Hani hep yapacağımız için. Bunu toplu aldım. Hani bir daha uğraşmayalım. Şu bende vardı. Örümcek gözleri. Bir yer artı basıyordum falan. Bende kalmış. Yine eksik kalırsa alırız. Öncelikle şu geyik boynuzu yayı yakarak başlayalım. Bunların da piyasası artı 9'u 60M. Yani Dorunay'ın 10M 15M olduğu piyasada bunlar nasıl 60M anlamadım ama. Benim gibi farm yapıyorlar, okçu farmı yapıyorlar. Ondan dolayı hepsini falan atıyorlar. Yani Dorunay muhabbeti kapandı gibi. Nerede o eski Dorunay günleri falan derken yandı. Şöyle kuyumcudan mı başlasak, hırsçıdan başlayalım. Ben şunların hepsini bir artı 6 falan yapayım. Gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artı 6'ya kadar getirdim. 11 tane geçti artı 6'ya. Bakalım, bunu da sizlerle beraber atalım artı 7'ye. Malzemelerimiz de var herhalde. Zaten getirdik. Gözleri ikişer tane. Tam sıkıntı yok. Şöyle başlayalım beraber sizlerle atmaya. 1-0. 1-0. 3-1. 4-1. Çok kötü gidiyor. 5-1 ne ya? Allah Allah. Ne bu kadar yapıyor ya? 6-6'ya kadar iyi gelmiştik aslında da. Ben dedim bir 7-8 tane alırız ama abi çok az aldık. 4 tane aldık. Bakalım. Ne oldu ya? Oyun mu dondu? Oyun donmuş. Heh, kendine geldi. Artı 8'e ne istiyor? İstediği yol dışı var zaten. Short dışarı ben kendim kastım. Robin eventinde anaçarımı oraya koyduydum da. Bakalım inşallah çöp olmaz hepsi. Bir tane en azından altı alalım buradan. Güzel. Bir tanesi geçti artı 8'e. Yeri yandı. Bir tane daha geçti. Güzel. Sen de geç. Olmadı. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Geçecek mi acaba? Vallahi benim içimde bir his var. İkisi de geçecekmiş gibi. Bak değişik bir his geldi içime ama. İmkansız gibi bir şey metrekide böyle bir şey. Vurdum. Aa ne oldu? Lan kuyruğu almamışım. Arkadaşlar ben gideyim zaten. Önce gözleri abanız küpeyi de lazımdı. Ondan da alayım. Yılan kuyruğu da alayım. Gelin. Arkadaşlar ben gitmişken dedim ki ya şeyleri de basayım öyle geleyim. Vallahi sadece iki tanesi geçti. Abonos küpelerini artık 4 kere denememiz olacak. Kampiyonlarını da aldım, her şeyi aldım. Bakalım. Ben az önce ikisinin de geçeceğini düşünüyordum da yani şu abonos küpelerin faciasından sonra hiç emin değilim ama hadi bastık birini yandı. Bir şu şeyi basayım. Abonos küpeyi basayım. Take o take o diye. Hadi bakalım. Geçir kardeşim şunu. B1 10M falan şu anda piyasası. Bakalım. Geçecek mi? Hop. Bunu da yaktı. Al abi. Bunu da yak. Oo. Tamam bari şu ölümcül kaldı onu yap. Şeye geçir de. Abi o kadar topladık ya. O kadar topladık. Şeylerine artı basmalarına malzemelerine para verdik. En azından onları şeyini çıkartır ya. Hadi oğlum. Hop. Abi ooo yandı. Vallahi şu malzemelere nereden baksan 1.5 won civarında para gitti. Ya en azından bir tane artı 9 bekliyordum ben yani. İyi olmadı bu şekilde var ya. Neyse sağlık olsun. Ben şöyle bir asıl çarıma geçeyim. Şöyle bir kar zarar neyse bakalım. Duruma göre istişare ederiz. Evet arkadaşlar şöyle toparladım. Pazar da kurdum. Düşmüş olan işte yapmış yaban deli, yaban uşak falan. Bunlar 12M falan civarında tutuyor.
Onların hepsini pazara attım işte. Toplamda bir kölelerden 50 lem gelecek. Şu yakutları falan atayım. Elmas. Mesela elmas ne kadar? 2.70. 2.10. 70 elinden bunu attık. Yakut 4.70. Yani yakutta geçmeseydi inanın hiçbir kıymeti yok yani o farmın. Ama kendimi avutma şeklimi söyledim. Yani yine söyleyeyim. Altyapımız hiç yoktu yani sıfırdan şey yaptık. Yani bundan sonra mesela altyapıları var. Bir 4 günlük farmda çok farklı olur diye düşünüyorum. Ya da 4 gün değil bir hafta yaparsın. Çok farklı olur yani. Aynı şeyi vermez. Daha da fazla kâr ettir ve çok yak. Bu kadar yakması. Buna rağmen mesela altyapı olmamasına rağmen bu kadar yakmasaydı yine bu kadar kötü olmazdı yani. Çok yaktı, aşırı yaktı. Ben bu kadar beklemiyordum. Yeşim 1.40. En ucuzu yeşim zaten. 1.23'e bile satmışım yani. Neyse 1.40'tan koyduk bunu da. Başka da bir satılacak bir şey kalmamış. 4 öldürücü darbe vardı yerde aldım. Az önce bir adam atmıştı. Onun haricinde Ayışı etkinliğine katılmıştım. Orada bir 97 tane kastım. Bir bondan giderse gider, gitmezse kendim okurum. Hani bir bonun altına da satılacaksa hiç gerek yok yani, kendim okurum. Bana lazım zaten kritik derici falan filan. Yani onun haricinde başka antika falan da kalmadı. Bunu da kapatalım, pazarımızı aktifleştirelim. Onun haricinde başka bir şey yok zaten. Şöyle bir KVP'li şey düşmüştü. Şöyle bir K10 ateş bir demi plaka var. 10 rüzgarlı hayalet plakadır var. Bunlar da satılırsa güzel para gelir. Vallahi arkadaşlar çok yoruldum bugün. Kafamı kaldıramadım. Pazarımızı açalım. Yani bu emeğe bir abone olma, bir like atma şansınız varsa güzel olur. En azından daha da fazla kitlelere hitap ederiz. İlk videom dediğim gibi yanlışlarım olabilir, dilim düşebilir. Mazur görün. Hani yarın devam ederiz. Bu videoyu burada noktalayayım ben. Bence yani ilk videoya göre güzel içerikli oldu. 300-350 tane kor açtık. Yeni videoda tekrardan hani görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.